Merhabalar. Bugünkü videomda yeni aldığım ya da daha önce videolarımda hiç kullanmadığım ürünlerle bir makyaj videosu çekeceğim. Benden beklediğiniz üzere yine çok farklı bir makyaj olmayacak. Böyle doğal tonlardan oluşacak ama zaten daha çok ilk izlenime, ürünleri tanımaya yönelik bir video olacak bu. Lafı çok fazla uzatmayayım yoksa ben çok konuşuyorum. Hemen başlayalım. İlk önce dudaklarımı nemlendirerek başlayacağım. Çünkü dudaklarım yine çok kuru. Bunun için yine Bioderma'nın Atoderm lip balmını kullandım. Daha önce söylemiştim, en sevdiğim lip balmlardan biri bu. Sonra yine videolarımdan aşina olduğunuz üzere göz altlarımı kapatarak başlayacağım. Ama bu kez göz altıma bir kapatıcı bazı uygulayacağım. O da şöyle bir ürün. Goshen Prime and Refresh Eye Roll'unu kullanacağım. Böyle bilye gibi bir ucu var. Ve böyle biraz da serinletiyor göz çevresini. Özellikle sabahları bunu kullandığımda birazcık şişlere etkisi olduğunu fark ettim. Serinlettiği için de çok rahatlatıyor göz çevresini. Sonra şöyle normal bir kremiyer gibi yayıyorum bunu göz çevreme. Bunu kullandıktan sonra fark ettim ki böyle göz altlarım daha pürüzsüzleşiyor. Var olan çizgilerimi dolduruyor. Ve kapatıcının daha pürüzsüz, daha homojen, böyle daha iyi oturmasını sağlıyor göz altıma. Ve kalıcılığını da arttırıyor gerçekten kapatıcının. O yüzden bu ürünü çok sevdim. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Şimdilik bayağı memnunum. Kapatıcı anlamında yeni bir ürünüm yok. Yine Maybelline'in Fit Me Concealer'ını kullanacağım. Daha doğrusu iki ayrı kapatıcı kullanacağım. Maybelline biraz daha pembemsi bir ton olduğu için bunu gözümün şu en mor iç kısımlarına uygulayacağım. Birazcık. Bu kadar yeter. Daha sonra biraz daha aydınlık olması için LA Girl'ün Pro Conceal kapatıcısının porselen renginde böyle üçgen şeklinde uygulayacağım. Dediğim gibi biraz daha aydınlık dursun diye. Bunu da şöyle uyguluyorum. Bu da diğerine nazaran çok daha sarı bir renk. Kapatıcımı yaymak için de tabii ki bir türlendir kullanıyorum. Bu arada şöyle görünecek mi acaba? Böyle yırtıldı, koptu benim süngerim. Sebebini bilmiyorum ve daha çok yeni bir sünger aslında bu. Görkem bir videosunda bahsetmişti. Beauty Blender'a muadil gösterdiği seriydi sanırım. Beauty Blender süngerlerin sanki böyle kalitesinin düştüğünü ve eskiye nazaran daha çabuk yıprandığını kesinlikle katılıyorum. İlk aldığım süngeri 5-6 ay boyunca kullanmıştım ve gerçekten hiçbir şey olmamıştı. Çok da memnundum ilk süngerimden. Daha sonra aldığım süngerlerde böyle bir kopma, bir aşınma, bir küflenme hemen. Temizleme, saklama şeklim vesaire de değişmedi. Ama neden böyle bilmiyorum. Çok tatsız bir durum bence. Daha sonra göz kapaklarıma MAC Soft Ochre Paint Pot uygulayacağım. Her zamanki gibi. Kapatıcımı sabitlemek için de Nars'ın bu Crystal pudrasını kullanacağım. Bu pudrayı gerçekten çok sevdim. Çok ilginç bir yapısı var. Toz pudradan bile daha ince. Hiçbir şekilde hani yüzünüze hiç makyaj yapmayıp bunu sürebilirsiniz ve sıfır yani asla anlaşılmıyor. Ama çok güzel sabitliyor ve biraz da ışığı yansıtıyor. Çok beğendim bu pudrayı. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Bunun için Essence Make Me Brow kaş maskarasını kullanıyorum. Siz bu maskaranın Benefit Gibi Brow maskaraya çok benzediğini söylemiştiniz. Ben de sizlerin tavsiyesiyle almıştım. Şimdi ilk defa kullanacağım. Bu arada ben en açık rengini aldım. Çünkü kaşlarımın rengini biraz daha kırmak, yüzümü biraz daha soft göstermek için daha açık bir renk tercih ediyorum. Ama çok renk vermiyor. Islaklığı güzel. Böyle Essence'deki gibi çok ıslak ıslak yapmıyor kaşı. Ama çok fazla da bir renk vermiyor. Ama fena değil. Bakalım gün içerisinde kalıcılığı nasıl olacak. Asıl önemli olan o. Şimdi göz makyajına geçeceğim. Uzun zamandır mat bir makyaj yapmamıştım. Bunun için de Farmacy'nin Eyebrow Styling diye bir kaş kontür paleti var. Öyle bir şekilde. Böyle çok güzel 3 toprak tonu var içerisinde. O bence kaş doldurmaktansa göz farı olmak için daha güzeller. Bilemiyorum. Ben ilk önce baştaki şu en açık rengi alıyorum. Bu da Flormar'ın öyle bir karıştırma fırçası. Oo, bayağı tozutuyor.
Bunu ilk önce şöyle tüm alt göz kapağımı uygulayacağım. Çok güzelmiş bu fırın tonu. Muhtemelen sarışınların kaşları içindir ama far olarak çok güzel bir renk. Ama kaş doldurmak için biraz fazla açık bence. Daha sonra paletteki şu en koyu rengi alıyorum. Bunu da gözümün şu kısmını şöyle çok kalın bir eyeliner gibi geçeceğim. Sonra tam kirpik dibime Sephora'nın böyle mor mürdüm gibi bir kalemini süreceğim. Biraz daha farklı bir şey katsın diye. Bu da 05 numara Mystic Purple. Ya da Mystic Purple. Emin değilim. Çok hafif, belli belirsiz kirpik dibine dokunduracağım bunu. Böyle bakıldığında çok bir şey fark etmiyor ama aslında o üstüne sürdüğüm kahverengiyle böyle bütün gibi, yansımalı gibi görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi artık sona geliyorum. Kirpiklerimi kıvırıp Golden Rose'un Maxim Eyes isimli maskarasını uygulayacağım. Şöyle bir fırçası var. Şu hayatta en sevdiğim şeylerden biri yeni maskara denemek olabilir. Ooo, yapısı çok ıslak. Baya baya. Normalde ben ıslak yapıdaki maskaraları severim ama bu biraz fazla ıslak ve böyle kirpikleri yapıştırıyor biraz. Belki yeni açtığım için, ilk kullandığım için ama şu an nefret ettim bu maskaradan. Bir de böyle kıvırıcıyla kaldırdığım kirpiklerimi böyle aşağı düşürdü. Bu işkence daha fazla katlanamıyorum. Kendi maskaramla devam edeceğim. Evet. Evet, şimdi kendi maskaramı sürdüm geldim ama bir türlü toparlayamadım yani. Şöyle yakına gelirsem şu sağ kirpiğimin özellikle halini görüyor musunuz? Böyle saçma sapan örümcek bacağı gibi. Gördüğünüz yerde kaçın maskaradan. Bu nasıl bir saçmalık ben anlamadım. Ama bir şans daha vereceğim. Biraz daha kuruduktan sonra ya da olmazsa yok yani. Her zamanki gibi alt kirpiklerime L'Oreal'in teleskopik maskarasını süreceğim şimdi. Aydınlatıcı olarak da Maybelline'in 605 numara Beige Nude isimli fırını kullanacağım. Bence bayağı iyi. Böyle pigmentasyonun biraz azalışı da güzel. Çünkü aydınlatıcı sonuçta bu ucu kaçtığında çok da kötü görünen bir şey bence. Ve rengi de benim çok sevdiğim Becca Mousson aydınlatıcıma benziyor. Eğer ona o kadar para vermek istemiyorsanız buna bakın. Evet, şimdi en son alıp en beğendiğim üründen bahsedeceğim size. Flormer'ın Lip Primer'ı. Muhtemelen daha önce denemişsinizdir siz bunu. Ben çok geç kalmışımdır ama bayıldım. İlk önce böyle rengi ten rengimsi gibi. Dudağın rengini nötrlemek ve rujların gerçek rengini vermesini sağlamak için. Böyle içinde silikon mu var bilmiyorum ama dudak dokusunu tamamen pürüzsüzleştiriyor. Bence biraz da böyle dolgunlaştırıyor, biraz daha dolgun gösteriyor. Eğer benim gibi ip dudaklıysanız bu ürünü çok sevebilirsiniz. Ve hiç kalıcı olmayan rujun bile kalıcılığını arttırıp normal likit mat rujların kalıcılığı gibi yapıyor. Ben ilk sefer de bu şekilde uygulamıştım. Bir kat uyguladım, daha opak olması için ikinci katı da uygulayacağım. Ama fırçaya yeni herhangi bir ürün almadan direkt üzerine kalan ürünü uyguluyorum. Daha sonra böyle yarım dakika içerisinde dudağın pürüzsüzleştiğini hissediyorsunuz. Böyle kadife gibi oluyor. Sonra üzerine istediğiniz rujun dudak kalemini uyguluyorsunuz. Ama bunun tek bir dezavantajı var bence. Dudak kalemini uygulamayı çok zorlaştırıyor. Onun üzerine bir katman gibi bir tabaka oluşturduğu için kalemi uygulamak böyle bayağı bir zorlaşıyor. Son zamanlardaki favorilerimde kesinlikle Flormer'ın dudak kalemleri. Böyle birçok rengi var. Ama en sevdiğim 201 numara, daha doğal tonlarda olan. Şimdi onu uygulayacağım. Son olarak da son zamanlarda en sevdiğim rujlardan biri olan Pharmacy'nin Matte serisinden 14 numarayı kullanacağım.
son olarak da bir allık kullanacağım. Biraz soluk göründü gözüme. Bunun içinde Benefit'in hayvana allığını kullanacağım. Böyle çok tatlı renkler var içinde. Allığı da yüzüme Zoeva'nın 127 numaralı Cheek Brush fırçasıyla uygulayacağım. Evet, allığı da sürdüm. Ki ben bu görüntüyü gerçekten sevmiyorum. Bence böyle allık sürdüğüm anda bir anda böyle bir köylü güzeli, bir Alaturka görünüyorum. Ben hiç yakıştırmıyorum kendime. Başkalarını da çok beğensem de kendimde allık görüntüsünü çok hoş bulmuyorum. Benim makyajım bu şekilde. Biliyorum yine çok farklı bir şey yok ama bundan sonraki makyaj videomu siz belirleyin istiyorum. Bu ünlü makyajı olabilir ya da spesifik bir renk veya bir konsept makyajı olabilir. Tüm yorumlarınızı aşağı yazarsanız en çok istenilen makyajın videosunu çekeceğim bundan sonra. Örneğin aklımda bir bahar makyajı videosu çekmek var. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ürünler hakkında birkaç fikriniz olmuştur. Ben de sizinle birlikte ilk defa bu videoda deneyimledim. Bence güzel oldu. Ben sevdim en azından bu video konseptini. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.